Arkadaşlar selamünaleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Daha önceki videolarımı da takip ediyorsanız konteyner boş olarak almıştım. İçini kendim yapacaktım. Bunun için alüminyum profili ve 30 tane falan alçıpan sipariş etmiştim. Alçıpanları konteynerin köşesine koyduğum zaman betopan çöktü. Nedeni de altında saç yoktu, sadece betopan vardı. Biz de buraya ne yapabiliriz daha sağlıklı olması için diye düşündük. İlk başta saç fiyatlarını araştırdık ama saçlar gerçekten pahalıydı. 2000-2500 lira civarında bir fiyat verdiler saç için. Biz de betopan üzerine OSB döşeyelim diye düşündük. Hem üzerine binen yük dağılacaktı hem de daha sağlam olacaktı. Şimdi ilk başta köşelerine yalıtım sağlaması için köpük sıkacağız. Daha sonrasında OSB'leri döşeyeceğiz. Normalde ben başlamıştım duvarın tekini yapmaya. Hatta bitmiş gibiydi. Ama çökünce dedik ki altına OSB döşeyelim, daha sağlam olsun. OSB'lerin ise tanesini 90 liradan aldık. 7 tane aldım. 7 tanesi yetiyor 21 metrekare için. Bu şekilde daha uygun maliyeye geldi bizim için. İlk başta buradaki malzemeleri diğer karşıdaki konteynere taşıyacağız. Çünkü buranın zeminin açılması lazım. Buranın zemini açıldıktan sonra bu taraftan başlayacağız OSB'leri döşemeye. Şu şekilde göstereyim. Buralarda da aralıklar var, boşluklar var. Boşluklardan hava sızdırıyor. Buraya köpük sıkacağız. Ben burayı yapmıştım zaten. Bu şekilde. Hatta şu alt kısmını biraz söküp OSB'yi oradan da geçirebilirim ya da direkt bu şekilde de yerleştirebilirim. Sağlam olur mu olmaz mı tam emin olamadım. Şu dipteki betopan çöktü. 30 tane alçıpanı buraya koyduğumuz zaman yandan göstermeye çalışacağım ama karanlık olduğu için çok gözükmüyor. 55 santimlik bir betopan vardı burada. Altında desteği olmadığı için o da çöktü. Konteynerin içini boşalttık. Zeminle temizledik. Sadece bir tek katalitik kaldı. Arkadaşlar bu şekilde köpükleri çektik. Alttan hava kaçağını önledik. Şimdi bunların üstüne OSB'yi yerleştireceğiz. Alçıpanları buraya taşıdık. 30 tane alçıpanı. Çünkü orayı yapacağız şimdi. Birazdan oraya başlayacağız. Bu kurulan betopanı buradan kaldıracağız. Daha sonrasında altına 5-10 kalas yerleştireceğiz. Üzerine betopanı tekrardan yerleştirip üstüne de OSB ile kaplayacağız. Thank you.
Kırılan bir topanı kaldırdık. Sağında ve sonunda profil var. Bu iki profilin arasında 5-10 kalas koyacağım. 3-4 tane. Onları da yandan vidalamaya çalışacağım. Çıkan bir topanın orayı ölçtüm. 51,5 santim çıktı. Kalıplardan kalan 5-10 kerestelerden 51,5 santim olarak kesiyorum. 4 tane yerleştirmeyi düşünüyorum. Tahtaları buraya yerleştirdik. Demirden vida da attım. Biraz zor oldu ama bir kısmını da gevdirerek yerleştirdik. Betopanı üstüne koyduğumuz zaman betopanı vidayla bu alttaki kereseleri tutturacağız. Sonra o seviyeyi de betopana tutturacağız. Daha sağlam olacak. Arkadaşlar betopanın montajını yaptım. Bu şekilde bayağı parçalanmıştı. Şu aralara köpük sıkacağım. Üstüne de o sebebi yerleştirdiğimiz zaman daha sağlam olacak diye tahmin ediyorum.